Yazılı Hazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 2. dönem 2. fen dilimleri yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Sorularımız klasik sorulardan oluşmakta ve her sorunun üstünde hangi kazanıma ait olduğunu da görebilirsiniz. İlk sorumuza bakalım. Numaralarla gösterilen yerlerin adlarını yazınız denilmekte. Şimdi bakalım bir numara ile gösterilen yere. Burada bir düzlemimiz var değil mi? Birinci ortam ve ikinci ortam ifadelerini birbirinden ayırmakta. Sonra düzlemimizin buradaki şu ifade, tırtıklı ifade nedir? Nokta nokta. Burası normaldir. Yüzey normali arkadaşlar. Yüzey normali ile cisim arasında gelen şu gördüğünüz gibi ok yönünden de geldiğini anlayabilirsiniz. Bu gelme ışın olduğundan dolayı buna direkt gelen ışın diyeceğiz arkadaşlar. Bakın düzleme doğru geliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Ok işaretinden. Sonra 2 numaralı kısma baktığımızda bu da düzlemden çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci ortamdan ikinci ortama geçerken. O zaman bu da ne olacaktır? Yansıyan için olacaktır. Pardon, yansıyan değil, burada yansıma olmadığı için, yansıma olsa şöyle giderdi. Kırılmaktadır. Gördüğünüz gibi yüzey normali şu doğrultudayken bu doğrultudan sapmıştır, yani kırılmıştır. Ondan dolayı kırılan ışın olacaktır. Kırılan ışın. Sonra 3 numaralı bölgemize baktığımızda da bu da ne açısı? Gelme ışını olduğu için gelme ışınının normal ile yaptığı açıya da gelme açısı denilmektedir. Haliyle şuraya bakalım. 4 numaralı yere baktığımızda kırılan ışınımız burada. Yüzey normalimiz burada. Kırılan ışın ile yüzey normali arasında olan açıya da kırılma açısı demekteyiz. Bu şekilde cevaplandırdık ilk sorumuzu. İkinci sorumuza baktık. Aşağıda ince kenarlı ve kalın kenarlı merceklerde asal eksene paralel olarak gönderilen ışınların kırıldıktan sonra izleyecekleri yolları çiziniz denilmekte. Şimdi baktığımızda burada hangi merceğimiz verilmiş? İnce kenarlı merceğimiz verilmiş. Bunu nasıl anladık? Şöyle. Şuradaki okları birleştirecek olursanız baktığınızda ince kenarlı. Kenarımız ne? İnce gördüğünüz gibi. Ortası kalın, kenarımız ince. Bunu nasıl anlarız? Aynı şekilde bunu da şöyle birleştirirsek arkadaşlar, buradan da ne ortaya çıkacaktır? Şöyle bir merceğimiz ortaya çıkacaktır. Ve bu merceğimizin de kenarları gördüğünüz gibi kalındır. Ortası ise incedir. Yani şöyle olacaktır aslında. Anladınız mı? Ortası ince, kenarlar kalın. Ondan dolayı kalın kenarlı mercek olacaktır. Sonra devam edecek olursak burada ışınımız gönderdiğimizde ince kenarlı merkezde nerede toplanacaktır bu ışın? Fokus merkezi, yani F noktasında toplanacaktır diyebiliriz. Mesela şuradan da şöyle bir ışın gönderdiğimizde bu da gelecektir. Ve burada odak noktasında, yani F ile gösteren odak noktasıdır. Odak noktasında toplanılacaktır diyebiliriz. Sonra kalın kenarlı merceğimize baktığımızda kalın kenarlı merceğimizde bu sefer ışınlar dağıtılacaktır. Burada ince kenarlı toplanır, kalın kenarlı da ise dağıtılır. Buraya geldi, buraya şu şekilde dağılacaktır. Nasıl anladık bu şekilde dağıldığını? Çünkü içerideki fokus noktasına ne olacaktır? Onun hizasında olacaktır ve dağılacaktır. Mesela şuradan da şöyle bir ışın gönderecek olursak bu da gelecek ve buradan şöyle ne yapacaktır? Kırılıp gidecektir arkadaşlar. Kırılmalar bu şekilde gerçekleşecektir. Buradan bir soru gelebilir. Dikkat etmekte fayda var. Kanalımız adına çok önemli bir duyuruyla videomuzu bölüyoruz. Yazılı Hazır Mısın kanalımıza ait sadece yazılı sorulardan oluşan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan kitaplarımız satışa çıktı. Kitabımızı inceleyecek olursak öncelikle kısa ve öz ders notları bizleri karşılıyor. Ve sonrasında her bir derse ait eşsiz 3'er adet yazılı örneğine yer veriyoruz. Sizden cebini düşünerek de 1. ve 2. yazılarımızı tek bir kitap yaparak çıkartıyoruz. İşler şubelerinden kitabımızı temin edebilirsiniz. 3. Merceklerin kullanım alanlarına örnekler veriniz denilmekte. Mercekler hayatımızın birçok alanında kullanılmaktadır. Örnek verecek olursak mesela şu an benim bu videoyu çektiğim telefonda ne var arkadaşlar? Mercekler kullanılıyor. Hani zoom yapmak için vesaire mercekleri kullanmaktayız. Ondan dolayı fotoğraf makineleri diyelim. Fotoğraf makineleri diyebiliriz. Büyüteçler en önemlileri. Zaten sizlerin de bildiği gibi. Büyüteçler, mikroskoplar. Mikroskop ne yapar? Görüntüyü büyütür. Yani mikroskobik canlıları bu sayede büyüteçlerle beraber görebiliriz. Daha bunu uzatabiliriz arkadaşlar. Devam ettirebiliriz. Bizlerin değinmediği ve sizlerin aklına gelenleri de yorumlar kısmında belli etmeyi unutmayın. 4. sorumuz. Aşağıda boş bırakılan yerlere adlarını yazınız deniliyor. Bize şekiller verilmiş. Bu bebeğin oluşması ve gelişmesi ifadeleri veriliyor. Oldukça önemlidir bu şekiller. Böyle bir soru karşınıza gelecektir eminim. Şimdi bakalım. 1 numara ile gösterilen yerimizin adı nedir? Yumurtadır.
Yumurta bu kadınlardan, dişiden gelmektedir. Yumurta dişiden geldi. Erkekten ne geldi? Sperm geldi. Ve bu spermler ne olacaktır? Döllenecektir. Gördüğünüz gibi burada dölleniyor. Döllendi. Biz bu olaya ne diyoruz? Döllenme diyoruz adı üstünde. Döllendi. Bu döllenen yapıya biz ne demekteyiz? Zigot demekteyiz. Mesela en yumurta en kromozomlu, sperm en kromozomlu. Bunlar döllendiğinde zigot iken kromozomlu olmuş oluyor. Bunu da belli edelim. Sonra zigot biraz ne yapacaktır? Büyüyecektir ve büyümesiyle beraber embriyoyu oluşturacaktır. Embriyo büyüyecek, fetüsü, fetüs büyüyecek, bebeği oluşturacaktır. Burada neler, hangi bölünmeler ortaya giriyor? Şimdi yumurta ve spermin üretilmesine mayoz bölünme sonucunda oluşurken döllenmenin, yani döllenen yumurtanın, zigotun yani büyümesinde, gelişmesinde de mitoz bölünme söz sahibi olacaktır, etkili olacaktır. Bu şekilde bölünmelere de atıfta bulunmuş olalım. Beşinci sorumuz, eşeysiz üreme adlarını yazınız deniliyor. Eşeysiz üreme nedir öncelikle onu bir söyleyelim. Yani eşeysiz üremede çifte gerek yoktur. Yani kadın erkeğe, erkek dişiye gerek yoktur. İnsanlarda gerek var, hayvanlarda, memelilerde gerek var ama eşeysiz üreme yapan canlılarda buna gerek yoktur. Yani tek bir cinsiyet kendi başına üretim, üreme yapabilmektedir. Mesela bölünerek üreme. Bölünerek üremeyi söyleyebiliriz. Tomurcuklanarak üreme. Tomurcuklanarak üreme. Bunlar eşeysiz üreme çeşitleridir arkadaşlar. Vejetatif üreme. Vejetatif üreme. Mesela vejetatif üremeyi açıklayacak olursak. Şimdi elinizde bir bitki var değil mi? Bu bitkinin bir dalını koparıyorsunuz. Kopardıktan sonra bu dalı gidip toprağa dikiyorsunuz. Topraktan o dalla beraber yeni bir bitki ortaya çıkmış oluyor. Ne oluyor? Bir ağaçken iki ağaç ortaya çıkıyor. Bu da nedir? Vejetatif üremedir. Eşeysizdir. Yani tek bir canlıdan, tek bir cinsiyetten oluşmakta, gördüğünüz gibi. Sonra rejenerasyon ile üremeyi de söyleyebiliriz. Rejenerasyon ile üremede gene eşeysiz üreme çeşitleri arasında söylenebilir. Eşeysiz üreme çeşitlerinden birisini de hani deniz yıldızınızı kestiğimizde, kestikten sonra mesela iki parçaya ayırdık. O iki parça birbirini tamamlar ve iki canlı oluşmuş olur. Bu şekilde de eşeysiz üremeye bir örnek de vermiş olalım. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 6. sorumuzda devam edebiliriz. Aşağıda gösterilen erkek üreme yapısı ve organları nelerdir yazınız denilmekte. Şimdi burada neleri görüyoruz? Öncelikle burada penis arkadaşlar. Şu gördüğünüz penis olacaktır. Bunun adını penis olarak yazıyoruz. Sonra şu ikisi nedir? Testistir. Testisler gene erkek üreme hücresi yapısında oldukça görev yapacaktır. Sonra sperm kanallarını burada görmekteyiz. Sperm kanallarını da bu şekilde yazarak bu şekilde neyin ne olduğunu bilmekte kesinlikle fayda var arkadaşlar. Bunu da bu şekilde sorumuzu halletmiş oluyoruz. Ayrıyeten dişi üreme yapısını ve organlarını da bilmekte kesinlikle fayda var. İşte orada yumurta kanalı olsun, yumurtalıklar olsun vesaire vesaire. O da çok kapsamlıdır. Yani onu da bilmekte fayda var. Sınava girmeden önce ikisini de bilin arkadaşlar. 7. Ohm kanunu nedir? Açıklayınız. Ohm kanunu gerilimin akım şiddetine oranıdır. Gerilimin akım şiddetine oranı. Yani o meşhur formül nedir? V eşittir I çarpı R'dir arkadaşlar. Bu meşhur formülümüz. Gerilim V zaten. Gerilimin akım şiddetine oranı. Yani V bölü I de bize neyi veriyor? Direnci veriyor. Hani şu da bu da zaten bunlar birbirinin çevrilmiş halidir. Vır formülü. Vır formülü. Ohm kanunu deyince aklımıza vır formülü gelecektir arkadaşlar. Hatta i değil şunu ı yaparsak daha doğru olmuş olur. Bildiğiniz gibi İngilizce'de büyük i yoktur. Devam edelim 8. sorumuz ile. Bu da yine güzel klasik bir sorumuz. Yukarıda verilen özdeş ampuller paralel bağlama ve seri bağlamaya örnek iki daire çiziniz denilmekte. Gelin birlikte bunları bir seri bir de paralel bağlamış olalım iki devre kurmak üzere. Devrede ne olacak? İletken telimiz olacak. Sonra buna bir pil koyalım arkadaşlar. Anahtar dilerseniz koyarsınız, dilerseniz koymazsınız. Hadi anahtar da koymuş olalım. Kapalı anahtar koymuş olduk ki devremiz çalışabilsin. Sonra burada seri bağlayalım. Seri bağladıktan sonra buraya bir ampulü koyduk. Buraya da bir ampulü koyduk.
Gördüğünüz gibi bunlar aynı tel üzerindeler arkadaşlar. İkisi de aynı tel üzerinde. Herhangi bir başka yolları yok. Direkt bu ikisi birbirine nedir? Seridir. Seri bağlanmış. Şurada da artı eksi. Seri bağlama diyelim. Bir de paralel bağlayalım. Paralel bağlamada gene pilimizi koyalım artı eksi olmak üzere. Paralel bağlamada önce birini şöyle koyalım. Birini böyle koyduktan sonra diğerini de başka bir yol açıp diğerini de üste koyalım. Bakın ikisi birbirine paralel. Neden paralel bağlama denildiğini de buradan anlayabiliriz. Paralel bağlama. Paralel bağlama örneğini de bu şekilde göstermiş olalım arkadaşlar. Mesela burada akım gidiyor. Direkt bunlara gidiyor. Aynı eşit akım geçmiş oluyor. Ama buraya geldiğimizde burada arkadaşlar akım dağılıyor. Ve burada dirence göre hal almaktadır diyebiliriz. Yani dirence göre aslında ters orantılı bir şekilde dağıldığını söyleyebiliriz. Gene V eşittir I çarpı R formülden bahsedebiliriz. Her iki tarafa da eşit volt gider. Bu akım da neye göre orantılanacaktır? Tabi buradaki vır formülüyle beraber R'si küçük olana yüksek, büyük olana düşük akım gelecek şekilde dağılacaktır diyebiliriz. 9. sorumuz. Ampullerin paralel bağlanmasının avantajı ve dezavantajları nelerdir? Yazınız denilmekte. Ampuller paralel bağlandığında parlaklıkları fazla olacaktır. Mesela şurada bu pil buradaki iki ampulle bölünecektir. Yani atıyorum buna 5 volt diyecek olursak işte buna 2,5 buna 2,5 volt gidecektir. Ama paralel bağladığımızda bu 5 voltluk bir gerilime sahipse voltlar eşit olacağından dolayı buraya da 5 volt gider, buraya da 5 volt gider arkadaşlar. Ondan dolayı da ikisi mesela buna bu ampule 5 volt gidiyor, buna 2,5 volt gidiyor. Ondan dolayı parlaklıkları fazla olacaktır. Parlaklıklar fazla olur diyebiliriz. Ve ardından bir avantaj olarak şunu söyleyebiliriz. Bir ampul zarar görse diğeri ışık vermeye devam eder. Mesela şu ampulümüz patlamış olsun, tamam mı? Şu ampulümüz patladı. Bu akım gene gelecekti. Bu sefer buraya gitmeyecek. Burası çünkü patladığı için bu telden geçemez. Buraya gidemez. Ondan dolayı buraya gelir ve buradan gider. Bu şekilde devreyi gene tamamlamış olur. Ama seri bağlamada öyle değil. Bu ampulümüz patladığında akım buradan geçer. Burada kalır. Çünkü buradan buraya geçemez ve lambamız ışık vermez. Ondan dolayı bir ampul zarar görse bile diğeri ışık verir. Bir ampul zarar görse bile diğeri ışık verir. Işık vermeye devam eder. Dezavantajları için ne diyebiliriz? Şöyle, paralel bağlamada pil ömrü kısa olacaktır. Haliyle ikisine de 5 volt vereceği için ömrü kısa olacaktır. Bu ikisine 2,5 verdiği için bu daha uzun süre yanacaktır. Dezavantajı da şöyle söyleyelim. Pil ömrü kısa olur, kısalır diye dezavantajını da söylemiş olalım. 10. sorumuzda devam edelim. Aşağıda verilen elektrik devresinde ampullerin parlaklıklarını karşılaştığınız piller ve ampuller özdeşmiş. Şimdi burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Öncelikle en parlak hangisidir onu bir bulacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. Buraya kaç? 10 volt diyelim, tamam mı? Bu voltumuz gelecek. Tabii voltla ilişkilendireceğiz. Voltumuz geldi. Buraya direkt 10 volt hadi gitmiş olsun. Veya akımla ifade edelim. 10 volt olsun işte, hadi volta da gerek yok. Direkt buradan 10 amper çıksın arkadaşlar. 10 amper geldi buradan. Buraya direkt x'e 10 amper gitti, tamam mı? X'e 10 amper gitti. Sonra amper burada parçalara ayrıldı. Geldi. Tekrar şurada birleşti. 10 amper oldu. Ve buradan V'den de 10 amper çıkmış oldu. Yani bu ikisinin parlaklıkları her türlü birbirine eşit olacaktır. Sonra biz bunlar arasında kıyaslama yapalım, gelin birlikte. Baktığımızda buraya da burada nasıl bir şey söz konusu olacaktır? Burada dirençlerimiz ve piller ampuller özdeş olacağından dolayı buradaki 10 amper 5 amper ve 5 amper olacak şekilde ayrılacaktır. Sonra Y'den 5 amper geçecek, Z'den de 5 amper, T'den de U'dan da 5 amper geçecektir. Amperle doğru orantılı olduğu için ampul parlaklığı, bunun için de ne diyeceğiz? X eşittir V büyüktür parlaklık açısından. Sonra Y eşittir Z, O eşittir T ve O da eşittir U şeklinde buradaki ampullerin parlaklıklarını sıralayabiliriz. Güzel bir soru. Bunun mantığını anlamanız çok önemli. Burada amperi dağıtıyorsunuz. Amper burada işte paralelde
ters olarak dağıtılmakta vesaire vesaire. Bu kuralları bularak arkadaşlar buradaki büyüklük parlaklık sıralamasına ulaşmanız sizden beklenilmekte. Güzel bir soruydu, güzel bir video oldu bence. Hani umarım faydalı olmuştur arkadaşlar size. Hani görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Sınavdan kaç aldığınızı yorumları yazmayı unutmayın.